anladım. Burada, burada acaba. Kız senin halan yaşadı, dertlerini de boşadı. Mest oldu, vallahi jest oldu. Hocam Mustafa Sandal vardı bir zamanlar. Hocam kız senin baban yaşadı da diyebiliriz. Kız eğer senin, kız güzelse. Kız senin halan ama halası yaşarsa baba, yani bunlar kardeş değil mi? Baba halanın. Evet doğru aynen. Bir an kafam karıştı. Hocam kız senin halan yaşadı, eniştenle boşandı. Hocam yine battaniye altı şakaların geldi. Gerçekten bir tane böyle gece düşünüp. Battaniye altı şakası. Battaniye altı şakalarını senin, ben biliyorum artık, vakıfım sana, yani tanıyorum seni. Bu arada hocam çok dedim sen yoruldun, sırtında senin çok yük var. Her şeyi onu da modere et, bunu da modere et. Sen yoruldun herhalde biraz. Bu bölüm dedim ben sırtlanayım hele falan. O yüzden hocam hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Hocam Cıvat Podcast. Cıvat ne güzel bir isim değil mi? Evet çok güzel bir isim. Ha ama sakın çalma ha hani kimselerden. Evet. Ha, sakın haş. Hani böyle başkalarının ismini beğenip almayın arkadaşlar. Bir de ünlüleri çağırıp getirtip programında böyle bir haftada binlerce izlenip. Aynen. Sonra işte neyse bir şey olmaz da deme. Aslan işte bu ya, ama bu çok, bir şey söyleyeyim mi? Çok yakışıyor bu topraklara. Bu memlekete çok yakışıyor bu hareket. Gerçekten öyle. Çünkü burası dandikliğin, kalitesizliğin ve paçozluğun ana vatanı maalesef yani. Yapacak bir şey yok. Hani geliyor. Bu isim ne kadar güzel. Hele benim de olsun bu isim falan yapıyor. Hocam üzücü. En kaliteli olduğumuz konu kalitesizliktir. Hocam işte bu şey yani. Bu lafını, aklımdaki cümleyi dağıttı bu cümleyi ya. İnanılmazsın oğlum yani gerçekten. Her kafamdaki paragraflara kılıçla giriyorsun oğlum. Yapma şöyle şey. Yani böyle ne bileyim kardeşim, üretemiyorsan yani illa hani bir şey yapmana gerek yok ki. İşte hele bakayım ne var falan deyip beğenip sağdan soldan insanların böyle üzerine uzun süre düşünüp bulduğu ve onun altına bayağı böyle emek edip bir şeyler ürettiği isimleri çalamazsın ya. Yani çalmamalısın. Ama burada çalmak, yani ben yine Levent Kırca, yine olacak o kadar demek istemem ama yani çalmak bize ne kadar yakışıyor aslında gerçekten. Lanet olsun ya. Bıktım yaşamaktan gerçekten. Hocam içerlenmek. Evet. İçli insanlara mahsustur. Sen niye oğlum bugün böyle özlü sözler söyleyip çekiliyorsun mikrofondan? Niye oğlum? Konuş ya. Hocam şimdi insanlar beni görmüyor ya hani, evet. Merak etsinler. Niye bu bir cümle söyleyip yok oluyor? Nereye gidiyor? Sen biraz neydi lan o karakterin adı? Don Draper gibi mi yapıyorsun kendini? Gizem yaratmaya çalışıyorum. Anladım. Might as well Don Draper. Gerçekten. Hocam. Gizem dedin de aklıma bir şey geldi. Hemen konuyu oraya evirmek istiyorum bir saniye. Hocam, insanların böyle dinlenme tesisi gibi kullandığı mekanlar var. Senin var mı böyle bir yer? Kesinlikle. Bir sürü hem de. Bir sürü. Evet. Bir tane olur, iki tane olur. Bir sürü ne lan? Ya bir sürü var. Yani her lokasyonda, yani her caddede, her mahallede neredeyse işte dinlenme tesisi niyetine kullandığım, bazen hiç para ödemediğim, sadece oturduğum mekanlar, meskenler var yani. Mesela Ankara'da var mı? Ha sen başka şeyleri mi sordun? Evet, hepsini söyledim. Ha, ben Diyarbakır nezdinde söyledim. Ben sana Cibuti'deki dinlenme tesisini bile sorarım hocam. Sen hazırlıklı olsana bana ya artık yani. Ya ben Cibuti diye bir yeri ki senden duyuyorum. bence Cibuti diye bir yer bir dinlenme tesisi kurulması için kurulmuş bir yer gibi geldi bana. Peki sen hangi vasıtayı tercih ediyorsun? Uçak, otobüs, tren, şey, yaya? Ayaklarımı tercih ediyorum. Hocam ben mesela, bende yükseklik korkusu var ama ben mesela uçakla çok rahat seyahat edebiliyorum ve severim uçağı. Ama bak şimdi mesela oturamayı kim çıkardı biliyoruz. Rahmetli bir Yeşilçam oyuncumuz falan. Yani ama mesela şimdi ben de bu bilgi mesela sende bile olmayabilir. Ben daha önce hiç uçağa binmedim. Lazım olmalı çünkü ama binerim yani. Hani. Binersin hocam, nedir uçak yani? Evet. İki kanadı var yani. İki tane ayağı var. Ben daha önemli bir şey söyleyeyim mi? Herkesin aslında çok farkında olduğu,
Tamam mı? Ve mesela şey yapamadığı, hani bunu dile getirmeye gerek duymadığı bir durum var. Mesela artık uçaklar eskisi kadar hızlı değil. Yani şöyle hızlı değil. Eskiden uçağa binerdin, 1 saat, 2 saatte bir şehirde olurdun. Şimdi bekliyorsun, rötar veriyor, arızalanıyor, işte yolcular bilmem bir şey, biri bomba patlatası geliyor, biri bilmem rehin alası geliyor, uçak türbülansa giriyor derken 2 saatlik yolu 7 saate çıkartıyor uçaklar artık. Yani artık o işte mesafeyi kısaltma şeyi kalmamış. Yani bizim şu an 2024'te ışınlanmamız gerekirken Mars'a, biz buradan İstanbul'a uçakla 7 saatte gidiyoruz. Sen mesela girdin ki. Evet, tamam mı? Yani sen, yani o kokpitte ne yapıyorsun kardeşim? Ha, sen pilota mı sallıyorsun? Senin derdin pilotla mı yoksa daha başka havayolu şirketi? Bilmiyorum. Şu an yani kendi seviyemde en muhatabım pilot. Yo, niye? Havayolu şirketinde muhatap al. Ağzına tükür hocam. Vur ayağınla. Hocam onların uçakları var. Uçakları var. Uçakları olduğu benim için. Benim kimsem yok, anladın mı? Uçakları var. Hocam onların uçakları var, patlatabilirler evimizi yani. Ya şöyle bir durum var hocam. Şimdi bu neyle başladı? Işte, helikopter tarzı neydi? İşte Wright kardeşler değil mi hocam? Bunlar böyle savaş zamanı mıydı, ondan önce mi ne? Bok bok konular konuşuyorum ha. Neyse dinle hocam. Gerçekten. Bunlar işte bu helikopterle başladı ya bu. Çıldırmışlar hocam o zaman. Nasıl ya hani böyle ki yani o zaman bile hani ya helikopter var uçuyor. Yani gidiyorsun bir tane bir köye, oradaki birine soruyorsun. İşte helikopter diyorsun. 30 senedir var helikopter. Yani, ne? Nasıl uçuyor ya? Nasıl uçuyor? Bu hani şeye Tanrı'ya karşı çıkmak gibi görüyorlar hocam insanlar uçmayı. Yani bu gerçekten bu pleblerin, şimdi ben de iyice elitist piç gibi oldum ama bu pleblerin aklıyla zor hocam ya. Yani çok zor. Hani adam uçak yapıyor, uçuyor, sen desin ki Allah'a kaçı geliyorsun? Ya mesela şöyle bir sıkıntı da var. Mesela atıyorum bir şey icat etmişsin. Unutma lafını. Bir şey icat etmişsin. Tamam, mesela uçak yapmışsın. Geliyorsun mesela, getiriyorsun işte. Gelmiş 300 kişi, 500 kişi. Diyorsun ki bu uçak. Hı. Uçabiliyoruz bununla. Biri çıkıyor ki Aa hayvana bak, etkilenmiyor. Gösterdin uçağı, biri dedi ki Aa davara bak. Görüyor musun? Falan oldu. Ben sana bir şey diyeyim mi? O kadar üzülürdüm ki uçağı parçalardım mesela. Ne demek ya? Ben oğlum aylarımı vermişim, uçmuşum. Acı icat bu. Davarın evladı. Yani seni bu da etkilemiyorsa ben götümden şimşek çıkarsam ya, sen demek ki sen sığırsın, etkilenmiyorsun bir adam. Göm kendi toprağı, siktir git öyle anasını satayım. Yani insanlara şunu diyebiliriz. Siz insanları memnun edemiyor değilsiniz. İnsanlar memnuniyetsiz. Evet. Uçak yapıyorsun diyor. Ne yapayım sana? Hocam bunlara biz kötü insanlar diyoruz. Peki insan, bak şimdi nasıl felsefe bir yere getireceğim hocam. İnsan içten kötü müdür? Kötü doğar mı yoksa sonradan mı olur yani? Ne yaptığına bağlı. Mesela bana bir örnek verecekse ben ona göre çözümleyeceğim bunu. Serial killer hocam. 37 kişi kesti biçti palayla mesela. O artık kötüdür yani. Hayır ama mesela. Ama ondan daha kötüsü de vardır. Hayır, onu söylemek istemiyorum. Şimdi bu birey doğuştan mı kötüdür yoksa bu sonradan, bu işte bu aslında bir şey arıyor. Hitler'in şeyi okuyup neydi adı, unuttum. Nietzsche miydi? Neydi lan? Hocam insan. Hitler'in Nietzsche'yi yanlış anlayıp şey yapması falan. Hocam insan dediğin erdemli bir canlıdır. Her şeye rağmen erdemini ve duruşunu koruyorsa o zaman insandır. Yani ne yaşadığı tabii ki önemli ama yani bir şeyler yaşadı diye başka insanlara zarar vermek bir insanın yapacağı bir şey değildir. Ama ben böyle mesela bu tarz örnekler de gördüm. Hiçbir şey yaşamamış kötü. Yani en azından senin bildiğin öyle. Yani hiçbir şey yaşamamış ama kötü. Zevk alıyordur. Yani o zaman kötü bu. Yani. Kötü işte. Mesela biz Joker'e niye kötü diyemiyoruz? Kötü bence. Aa, Joker'e kötü demiyoruz hocam. Kötü bence. Ne diyoruz Joker'e? Ne diyoruz? Anti kahraman diyor. Hayır, anti kahraman işi yani teknik bir tanımlama. Çünkü yani o türü bir şeyin içine koyabilmek için tanımlanıyor. Yoksa yani Joker kötü. Yok mesela Batman'e de kahraman demiyoruz ama. Şey diyoruz. Vigilante miydi? Neydi onların? Kanunsuz diyorlar. Ya Batman mesela, ama hayır bak, Batman aslında kahraman deriz. Çünkü Batman'in mesela bir
felsefesi var. Kesinlikle kimseyi öldürmeyeceğim falan diyor. Ha şimdi mesela yeni dönem filmlerde işte hani öldürüyor, bir şeyler yapıyor, vuruyor, kırıyor ama orijinalinde asıl Batman yani kesinlikle öldürmeye karşı, zarar vermeye karşı bir kahraman. O yüzden dedim Batman kahramandır. Biz böyle acaba erkenden demans mı oluyoruz yoksa bir nedir sorun ne yani? Hocam biz aslında unutmak istediğimiz şeyleri unutamayıp unutmamamız gereken şeyleri unuttuğumuz ya için... Ya ben yine sana dümdüz bir şey sordum. Sen yine böyle hani edebi bugün kapat dükkan evlat. İşte aslında Erdem ve Onur falan filan yine konuşuyorsun ya. Dümdüz bir şey sordum. Sen dedim ki biz devas mı oluyoruz diyorum. Bana diyorsun ki biz işte insanlar falan filan böyle illa hani... Hocam bu personanın senin yakanı bırakmaması hakkında ne düşünüyorsun? Hocam sadece al düşünmekle işte. Yetinmiyorum. Hah al işte bak. Görüyor musun? Bir tane daha geldi. ben bu bölüm böyleyim kardeşim. Evet. Yani bu bölüm kültürlü bir birey olmak istiyorum. Senin yani hakkın yok mu buna yani? Var. Ben entelektüel tarafımı göstermek istiyorum. Belki bir sonraki bölümde çapkın tarafımı göstereceğim. Nasıl yapacağım burada ikimiz tekiz? Hocam mesela şöyle işte tavsiyelerde bulunacağım. Mesela işte markete mi gittin? İşte mama reyonunu gördün, çekeceğim fotoğrafını, flörtünü atacaksın, diyeceksin ki işte herkes burayı görünce bebekler geliyor aklına, ben görünce sen geliyorsun aklıma. Hayatımda duydum. Diyecek. Hayatımda duydum en kötü fikrin bir önündeki fikir. Gerçekten bu nasıl bir... Yani birini etkilemek istiyorsun hocam. Biri var. Bir tane karşı cins. Ya da bilmiyorum. Neyse işte. Cinsiyet beyandadır. Bilmiyorum bu. Deyip benimle ilgili bir durumu muallakta bırakamazsın kardeşim. Ben şimdi bilemem insanı. Ya şaka mı yapıyorsun abi? Hocam görünüşte heteroseksüel straight bir biri. Ya görünüşte değil. Allah hala muallakta bırakıyorsun insanı. Allah Allah. Senin böyle bir şey söylemeye hakkın yok. Kardeşim sen ağzınla söylüyorsan soru yok zaten. Cinsiyet beyandadır. Uzat. Ya neyi göstermem lazım bunu ağzınla söylüyorsun ne demek? Neyse. Biri var karşı cins. Sen etkilemek istiyorsun bunu. İşte mesela şu an mesela ne yapıyorsun ilk? Nasıl yaklaşıyorsun ona? İlgilendiği konularla ilgili daha fazla bilgi mi ediniyorsun? Araştırma nasıl böyle şey mi yapıyorsun? Mektup mu? Ne yapıyorsun? Ben tam onu mu öğrendim? Mektup yazıyorsun ne bu arada? Sen dedesin be adam. Evet hocam buyur. Ben aşk yaşıyorum. Ne dedin yani? Bir şey demedin hocam. Sen böyle güzel bir şey söylemiş gibi söylüyorsun ama söylemiyorsun aslında. İşte, hocam bak çok güzel bir tespitim var biliyor musun? Allah aşkına. Bak mesela bir şeyi şiirsel yapmak istiyorsan siz hiç kalıbını koyacaksın. Ha, önüne evet. O şey şiirsel oluyor. Mesela deneyelim. Bir cümle söyle bana. Ben bir cümle söyleyeyim. Ağaçları keselim şu an. Bak siz hiç ağaçları keselim şu an. Cümleyi yanlış kurdum. Tamam dur. O zaman başka bir ama ona uygun kurman lazım. Soru cümlesi olacak. Tamam mesela. Soru cümlesi. Gölgeye gidelim mi? Ya bak cümleyi yanlış kuruyorsun. Ne ya nasıl? Siz hiç gölgeye gittiniz mi? Ha evet. Mesela siz hiç portakalı 20 liraya aldınız mı? Bak, demek ki şair... Gölgeye giderken, portakal da alırken bir şeyler yaşamış evet. Ve... Ama siz hiç yaptınız mı mesela? Evet. Mesela bak şiirsellik. Bu şiir... Basit, şiir bu oluyor. Ona böyle sorarak ne... Şimdi flörte gelelim. Ha okey tamam. Tamam bu şiirsellikle nasıl birini tavlarsın? Hadi bakalım senin işin biraz zor. Bu şiirsellikle bayağı zor. Ya bu şiirsellikle biraz zor. Hocam. Ama battaniye altı şakalarınla olur hocam. Ya battaniye altı şakam mı var benim? Gece yatakta böyle düşünüp. Evet, devam et. Hocam mesela özel günleri bekleyeceksin. Mesela atıyorum doğum günümü diyeceksin ki mesela özellikle... Sen ne bilgin doğum gününü? Ya öğrenirsin ya stalkerlık diye bir şey var kardeşim. Oo. Bir şekilde buluyorsun. Mesela evet. Ne yapıyorsun biliyor musun? İşte... bir gün öncesinden ya da bir gün sonrasından kutluyorsun doğum gününü. Karşı taraf diyor ki Allah Allah neden böyle bir şey yapıyorsun? Yanlış değil mi? Sen diyeceksin ki aa kusura bakma ben güneşin yarın yaratıldığını bilmiyordum. Oo. Ben düştüm. Sandalyeden. Sen aslında yani empati kurarak kendi düşeceğin şeyi söylüyorsun şu an. Mı? Hocam beklenmeyeni vereceksin. Tamam sürpriz faktörü. Sürpriz. Tamam. Değil mi? Sürpriz faktörü. Beklenmeyeni vermek.
Bak olay ne? Doğum günü bir önceki gün kutladım, beklemiyorum. Bak diyorsun ki yani sen işte ben hani güneşin yaratıldığını bilmiyordum diyorsun. Burada metafor değil aslında, sen diyorsun ki sen güneşsin. Güneş kadar değerlisin, büyüksün diyorsun. Yaratılmak diyorsun, uhrevi bir şey diyorsun. Onu uhrevileştiriyorsun. Evet. Artık karşındaki insan da insansa evet, tavlanır. Şey vardı bir ara, cennetten düşerken şey oldunuz mu falan filan. Hani. Bir tarafınız acıdı mı hanımefendi? Acıdı mı? Ha işte ben o tayfadan. Evet, ya bu mesela şey hani yani hanımefendi mesela artık böyle şeylerden bıkmışsa hani mesela yani çünkü çok hocam böyle bir memleketteyiz. Ben sürekli memlekete sallıyorum, bıktım kendimden. Şey oluyor böyle, hanımefendi çok teklif alıyor hocam, tamam mı? Şey olarak hani ya. Karşı cinsten. Alıyorlar yani, bunda yalan yok. Çünkü burası böyle böyle bir yer. Yani. Ve bıkmış oluyorlar. Onları artık böyle sürpriz, etki, öyle bir şey yapamıyorsun. O çok çok zor artık. Hocam ben mesela bu tarz konularda sadece şuna karşıyım. Mesela birine karşı bir şey hissediyor biri. Kadın, erkek fark etmez. Karşı taraftan bir şey alamıyor. Ve biz bir öfke... Biz bu arada tek taraflı baktık. Hani, tabii kadın da yani... Yani tabii ki o, yani, o bir kadın olsa kadın konuşur. Biz kadın arkadaşlar değiliz. Burası... Arkadaşlar biz eğer... Arkadaşlar biz de yani. Şöyle mesela karşı taraftan istediğini alamıyor ve bir öfke, bir yani şiddet demeyeyim de yani ruhsal bir şiddet ve bir isyankarlıkla sürekli bir inkar ve aşırı derecede öfke patlamaları yaşıyor. Ama mesela böyle bir şey hakkımız yok. Karşımızdaki insan bize bu şansı vermek, bu yola girmek, bizimle bir şey yaşamak gibi bir mecburiyeti yok. Zaten yok. İşte ama bak nereye geliyor biliyor musun? Sürekli biz insanların istediği şeyi yaşamak zorunda kalıyoruz'a geliyor. Ha. Bu şey ilişkiler için de geçerli. Hadi bakalım. Karşındaki insan bunu istediği için sen... Kardeşim ben istemiyorum belki. Sen bayağı bir şey söyleyeyim ama sen bayağı donanımlı aşk doktoru gibi böyle bir iyisin ha bu arada. Devam et. Hocam ben sanki böyle Oğuz Atay beni yanamdan öpmüş. Demiş ki hadi git podcast'ini kaydet demiş. Ben bugün öyleyim. Evet yani gerçekten Oğuz Atay seni öpmüş. Hocam bir yazar seni öpmesini istesen hangi yazarın öpmesini isterdin? Allah Allah, ne yazarlar öpüyor oğlum beni? Şey öpsün. Rock yıldızları falan. Yok yok şey. Düşünüyorum yazar. Hocam çok zor şey olarak. Ursula Le Guin diyeceğim de şimdi yani. Ama mesela şey öpsün istemem. Harry Potter abla. Neydi o? J.K. Rowling. J.K. Rowling. Yani. Neden? Rezil biri çünkü. Ama güzel kadın. Öyle mi? Bu mu ya tek kıstak? Bu mu yani? Bu kadar sığ bakamam ben. Sen. Seni denedim. Bak seni denedim. Yoksa sen böyle düşünmüyorsun. Şekilci misin, niye misin? Şekilci. Sen ama biçimcisin. Sen biçimci, sen içerikçisin oğlum. İçerikçi. Şey hocam, hani bu sonradan işte ben çok pişman oldum. Keşke Hermione ile Harry'i... Sevgili... Ya ablacığım ya... gitmiş gitmiş, biz kabul etmişiz, izlemişiz, beğenmişiz. Ya bırak artık bunları. Ve şöyle bir şey okudum, bunun başka bir mahlasla bambaşka bir kitap yazıp sonra böyle o kitap satılmayınca, bilinmeyince falan arkadaşlar aslında benim o ya falan filan yapması ne kadar artık yani bu kadar kendi bu kadar düşürmek zaten hani sen bir yerden sonra hocam bir yerden sonra insan deliriyor mu artık hayatın bu rutininden şey mi oluyor böyle aklı mı gidiyor bir yerden sonra anlamıyorum insanlar böyle şey oluyor beyni sulanmaya başlıyor hocam. Hocam insanlar akıllarını peyderpey. Ya yine bak yeter artık ya. Gitmem arkadaşımı geri çağır ya. Bu personayı istemiyorum ben. Neyse işte. J.K. Rowling beni öpmesin. Bunu, çakma oldu. Bu da ne biçim beyan ya. J.K. Rowling beni öpmesin. Yani Rowling de. Rey kardeşim tamam. Sağ ol. Hocam yazarları öptüğümüz. Tamam yazarları öptük ya. Yazarları öptük ya. Yazarları gerçekten. Öptüğümüz. Bu ar- ilişkiler evet. Üzerinde konuştuğumuz. Bir şey mi diyecek? Yok kardeşim. Jeli bana mı yiyeceğim? Yazarları öptüğümüz, ilişkiler üzerine konuştuğumuz klasik bir cıvatımızın daha sonuna geldik. Ha. Ismi, bence senin... ismi çalınan programımız. İsmi çalınan. Arkadaşlar, hocam, çalmak çok aşağılık bir harekettir. Yapmayın öyle şey. Siz yapmayın yani. Eğer belli bir partiye üye değilseniz. Hadi bakalım. Son bölüm mü? Ya bu... Hele yaptık göndermemizi ya. Gönderme var diye bağıracağım. Gönderme var diye. Hocam bir final şiiri alıp... Her bölüm sonu benden şiir alıyorsun. Güzel okuyorsun.
Ama yani ben sanmıyorum insanların benim şiirimden memnun olduklarını, ama okuyacağım. Nereden biliyoruz? Ha, tema yok ama. Tema Hocam ver. çalınmak üzerine. Çalabilirsin. Çalabilirsiniz. Çalabilirler. Ama keşke çaldığınız şey kalbim olsaydı. Bomboş attım, hadi bakalım. Arkadaşlar, Cevat'ımızın son saniyeleri ben konuşacağım. Hepinizi seviyoruz. Devam edin hayata yaşamaya. Ha? Hadi bakalım. İnsanlar hayatta Ya yeter. ama Hadi yeleğini bırak artık. hadi tamam. Üstlenmiş gıda, seksi iki keçi, insülin direnci, bu aile geçici, kitapsız iki adam, burada civan.